bir an önce bitmesini temenni ettiğimiz 2020 yılının son Fokus programı ile karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim. 2021'in daha iyi olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Aşılar geldi. Önümüzdeki haftanın gündeminde, yani yılbaşından biz döndüğümüzde yeni yıla aslında aşılarla başlayacağız, bu haberle başlayacağız. Tabii bugün konuşacağız bunu. Yavaş yavaş normalleşme olur mu? Reel sektör tarafında beklentiler ne? Az sonra Balıkesir Ticaret Odası Başkanı'na gideceğiz. Rahmi Kula bugün Fokus'ta konuğumuz olacak. Yılın son gününde kendisi bize eşlik edecek. Balıkesir Ticaret Odası'nın özellikle bölgedeki reel sektörün, KOBİ'nin, esnafın bu sene kur ve maliyetlerden ne kadar etkilendiğini, önümüzdeki dönemde pandemiden dolayı aslında kısa çalışma ödeneği ve diğer vergisel teşviklerin devamını bekliyorlar mı? 2021 yılı nasıl geçecek gerçekten reel sektör için, KOBİ için ve ticaret odaları için? Bunun detaylarını kendileriyle konuşacağız. İstihdamı, asgari ücreti hepsini soracağız. Hemen akabinde Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bizimle olacak. Kendisiyle de bugün gelen bir haber vardı. Yazılı basında da takip etmişsinizdir. Ben hemen bir haberi özetleyeyim. İthalatın kimyasal madde yönünden risk analizine tabi tutulmasını öngören TAREK sistemi sanayicilerin itirazını dikkate aldı ve burada da risk esaslı denetim kapsamı daraltıldı. Bunun detaylarını konuşacağız. Perakende sektörünü nasıl etkileyecek? Özellikle ithalattaki kimyasal madde girdisine maliyetler ne olur? Bunun detaylarını da Sinan Öncel'den alacağız. Ve sadece bu başlık değil, aslında perakende sektörü için, Birleşmiş Markalar Derneği için 2021 hedefleri nasıl? AVM'lerde yavaş yavaş doluluk oranları artar mı? Aşılama ve doğal bağışıklık gelirse şayet, pandemi hayatımızdan bir nebze çıkabilirse, Covid-19 bir nebze çıkabilirse tekrar perakendecilerin satışları da canlanacak mı? Onları da konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise her zaman olduğu gibi araştırma müdürümüz Cumhur Örnek ve Deniz Yatırım bağlantılarıyla bol bol piyasaları konuşacağız ki bugün rakamlara baktığımızda dünkü Borsa İstanbul'un iyimser seyrinin biraz törpülendiğini görüyoruz. %0.29 gibi bir düşüş var Borsa İstanbul'da. 1475 puan seviyesine gerilemiş dünkü rekor kapanışın hemen akabinde. Dolar Türk Lirası'nda iyimserlik devam ediyor. 7.37 seviyesindeyiz. Zaten son bir hafta 10 gündür aslında Türk Lirası pozitif ayrışıyordu benzerlerine göre. Oldukça iyimser bir seyir var. Euro dolar paritesinde 1.22 ikileri görüyoruz ve Euro TL'de 9.07 seviyesindeyiz diyelim. Rakamları özetledik ve hemen gidelim ilk konumuza. Kendisi de hazır. Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula bizimle. Rahmi Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Güzel Hanım. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Yılın son yayınında eşlik ettiniz bize. Tekrar sağ olun, var olun diyelim ve hemen söz size vereyim. Pandeminin faturası esnafa, KOBİ'lere, ticaret odalarına nasıl kesildi? Özellikle bölgede en büyük sıkıntı neydi? Sizden dinleyelim bu yıl için. Teşekkür ediyorum tekrar. Güzel Hanım, şöyle, pandeminin en büyük sıkıntısı açıkçası burada hizmet sektörüne oldu. Hepimizin malum olduğu üzere. Çünkü en burada çok etkilenen kesim küçük esnafımız, hizmet sektörü, oteller, restoranlar, kuru temizlemeciler, ondan sonra otel sektörüne, düğün sektörüne hizmet veren fotoğrafçılar olmak üzere birçok hizmet sektörüne faaliyet gösteren birçok sektöre maalesef olumsuz etkisi oldu. Daha çok sanayide çok etkisi olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle birinci dalgayı sanayi sektörü biraz şok yaşadık. Çünkü açıkçası bu yüzyılda hiçbirimizin görmediği bir süreçti bu pandemi. O ilk şoktan sonra sanayi sektörü 1 Haziran'daki normalleşmeye beraber toparladı. Ancak turizm sektöründe, hizmet sektöründe bu sıkıntı hala devam etmekte. İnşallah aşının bulunmasıyla birlikte yeniden normale girilmesini ve hayatın normale girmesini bir önce bekliyoruz. Peki burada tabii hizmet sektörü dediğiniz, elbette sektörde kısa çalışma ödeneğinden faydalanıldı. Bununla evet, beraber işten çıkarma yasakları vardı. Şimdi ikisini alt alta koyduğumuzda istihdam kaybını çok fazla hissetmedik. Fakat önümüzdeki yıl kısa çalışma ödeneği ne kadar devam edecek ve işten çıkarma yasakları kaldırılırsa bir miktar istihdam kaybı olmasını bekler misiniz? Şöyle, açıkçası dediğiniz üzere dün itibariyle tekrar 2 ayda işten çıkartma yasağı uzatıldı. Burada bunun etkileri muhakkak olacaktır. Ama ben açıkçası ilkbaharla birlikte tekrar turizm sektörünün canlanacağını, eski ivmesine ulaşacağını düşünüyorum. Bununla birlikte buradaki yaşanacak istihdam düşüşü olursa da bunun sanayi sektöründeki üretimle beraber bunun telafi edileceğini düşünüyorum. Çünkü son döneme baktığımızda hizmet sektörünün aksine sanayide çok ciddi bir, özellikle
ihracata dayalı sanayi sektörünün çok ciddi bir artış var. Ben buradaki istihdam düşünün sanayi sektörünün üretime dayalı sanayide bunu telafi edeceğini düşünüyorum. Ve 2021'de de az önce de ifade ettiğim gibi turizm sektörünün 2018-2019 yılında olduğu gibi normalleşme sürecine geleceğini ve artık oradaki istihdamın da normal seviyelere geleceğini düşünüyorum. Peki Rahmi Bey, asgari ücret artışı tabii ki buradaki rakam %21'in üzerindeki asgari ücretteki artış tabii bakıldığında yeterli mi? Değil. Çünkü hissedilen enflasyon çok daha fazlaydı ama yine manşet rakamın, çünkü yılı yaklaşık %14'lerle kapatacağız. Yıl ortalamasına baktığımızda da yine %12'ler civarında. Yani hem yıl ortalamasının hem son gelecek aralık enflasyonun hem de önümüzdeki yıl %12'lik enflasyon beklentisinin oldukça üzerinde. Neredeyse 7-8 puan üzerinde. Fakat şöyle bir talep var. Yani gıda enflasyonu %20'lerin üzerinde olduğu için vatandaşın asgari ücretle çalışan kişilerin de en büyük gider kalemi pandemide gıdaydı. Bu sebepten ötürü de %20'lik bu artış ancak alım gücünün düşmemesi belki yatay kalmasına yardımcı olabilecek. Yani ekstra bir artış yok denildi ama bu işin bir de tabii ki esnaf üzerinde etkisi var. Sanayici üzerinde, reel sektör üzerinde etkisi var. Çünkü orada brüt rakam 3000'lerin çok üzerine geldi. Ne dersiniz? Evet. Bu maliyeti nasıl kontrol edebilecek reel sektör? Yani Güzel Hanım, esasında baktığınızda 2020 tüm maliyet artışlarının esasında çok fazla olduğu bir yıl oldu. Emtia maliyetleri başta olmak üzere faiz artışları keza aynı şekilde birçok girdi kaleminde artış oldu. Bunda da açıkçası bu asgari ücret çok hassas bir denge. Burada hem işverenin hem çalışanın mutlu olması gerekiyor. Dediklerinize katılmakla birlikte burada ciddi anlamda işverene bir maliyeti var. Ancak burada bir geçim sınırı olan bir çalışanlarımızın da memnun olması gerekiyordu. Bu yapılan görüşme sonucunda zaten bu rakam enflasyon üzerinde seyretti. Ve burada enflasyonu en azından reel düğün açıklığı enflasyona göre bunun üzerinde bir rakam verildi. İki tane anlaşma olduğu için açıkçası bu 2021 yılı için makul bir rakam olduğunu düşünüyorum. Buradaki en büyük sıkıntı az önce de ifade ettiğiniz gibi gıda fiyatlarında çok ciddi bir artış oldu. Yalnız sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada gıda fiyatlarında bir artış oldu, emtia fiyatlarında. Bunun en büyük etkisi pandemiyle birlikte gıda ihracatı yapan ülkeler güvenlik stok seviyelerini daha üst seviyeye taşıdılar. Ve ihraç ettikleri ürünleri daha kısıtladılar. Bunun dışında Avrupa ve Amerika Merkez Bankası'nın faizleri daha düşürmesiyle ve para basmasıyla birlikte de yatırımcı önce değerli metallere, yani döviz ve altın, gümüş gibi materyallere, daha sonra da maalesef gıdaya da, gıda ve tarım ürünlerine de yatırım yaptılar. Bu da emtia fiyatlarının bir hayli artmasına sebep oldu. Türkiye'de ise hem gıda fiyatları hem emtia fiyatları dolar bazında arttı. Hem de doların artmasıyla beraber açıkçası iki katı bir artış olmuş oldu. En büyük gıda enflasyonundaki en büyük artış sebebi de bu açıkçası. Peki burada sizce hükümetin teşvikleri nezdinde 2021'de atılması gereken adımlar neler? Çünkü asgari ücretten vergi alınmamasını çok konuştuk ama bu elbette bütçe üzerinde bir yükümlülük getireceği aşikar. Reel sektöre nasıl bir teşvik olabilir? Hem asgari ücrete ilişkin sorayım hem de bunun dışında KGF ve diğer finansman erişim krediler tarafından da değerlendirirsek sizin beklediğiniz en elzem teşvikler, en elzem adımlar ne olacak 2021'de? Şimdi bildiğiniz üzere KGF ilk dalgada KGF desteği verilmişti. O ilk dalgada çok ciddi anlamda rahatlattı esnafımızı, tüccarımızı ve sanayicimizi. Açıkçası bunun yaz aylarında pandeminin biteceğini öngörüyorduk. Bununla birlikte hükümetimiz de SGK, vergi, KDV, muhtasar gibi ödenmesi gereken taksitleri de uzattı sonbahara. Ancak pandeminin ikinci dalgaya devam etmesi birlikte yine kapanan iş yerleri bu taksiti ödemekte çok ciddi sıkıntı çekiyorlar. Burada stopaj desteğinde, kira stopaj desteğinde, ondan sonra KDV desteğinde destek olundu. %20 olan stopaj %10'a indirildi. İşte %18 olan KDV
%8'e indirdi. Ancak biz bunun açıkçası sıfır olmasını bekliyoruz. Çünkü şu anda zaten iş yerleri kapalı. Özellikle küçük hizmet sektörüne faaliyet gösteren tüccarımız, esnafımız maalesef şu anda bunu ödeyecek düzeyde değil. Bir ikincisi bazı mülk sahipleri kapalı olan süre zarfında üyelerimizden kira almak istemiyor veya karşılıklı olarak anlaşıyorlar. Ama kapalı olan işlerine alınmayan kiranın da stopajını ödemek zorundalar. Açıkçası biz bunun da karşılıklı iki tarafı anlaşması durumunda mülk sahibinin kira almaması karşılığında stopajını da ödememesini açıkçası bekliyoruz. Burada devletimizin verdiği bazı kira yardımları, kira destekleri oldu. Bu olumlu bir gelişme. Ancak yüksek kira maliyeti olan üyelerimiz için maalesef çok yeterli değil. Bunun da bu kira desteğinde biraz daha iyileşmesi bekliyor açıkçası üyelerimiz. Peki son birkaç dakika içinde biraz Balıkesir özelinde de konuşalım. Özellikle bölgeye bakıldığında gıda tarafında tabii ki önemli üretimin yapıldığı bölge. Yine başka sanayi kolları da var. 2021'de Balıkesir bölgesi için beklentileriniz nedir? Hangi sanayi kollarında, hangi sektörlerde canlanma, yatırımların artmasını bekliyorsunuz? Güzel Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi Balıkesir gerçekten biz Türkiye'yi doyuran il olarak kendimizi tanımlıyoruz. Burada Balıkesir'de sadece bir çay bir de fındık yetişmiyor. Onun haricinde tüm tarım ürünleri hem hayvansal hem tarımsal ürünler yetişiyor. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi de bu anlamda şu anda kapasite anlamında full kapasite olarak çalışıyoruz. Ve yeni genişleme alanımızın çalışmaları devam ediyor. Bu pandemiden sonra şu anda çok ciddi bir talep var bölgemize. İstanbul-İzmir otobanının geçtiği noktadayız ve şu anda Çanakkale köprüsünün yapılmasıyla birlikte de yine Çanakkale-İzmir otobanının kesiştiği nokta Balıkesir. O yüzden tam 25 milyon nüfusun tam ortasındayız. Bu sebepten dolayı da artık çevre illerden, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden işletmeye taşımak isteyen büyük yatırımcılar bölgemizi tercih ediyorlar. Biz de 2021 yılında organize sanayi bölgemizin genişleme alanı ile birlikte buradaki 10 bin olan istihdamımızı iki katına 20 bine çıkartmayı hedefliyoruz 2 yıl içerisinde. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ben 2021 yılındaki beklentilerimiz, sanayicinin beklentisi az önce de söyledim, burada iki kesim var. Bir, hizmet sektörü hakikaten çok ciddi bir sıkıntıda ama özellikle ihracata dayalı üretimi yapan kişiler ve firmalar şu anda dolu düzgün çalışıyorlar. Ben şuna inanan bir kişiyim. Üretim varsa ticaret de var. Biz önce ülke olarak üretimimizi arttırmalıyız. Sanayilerimizi, sanayi kuruluşlarımızı arttırmalıyız. Daha çok teknolojik ürünler yapmalıyız. Katma değeri yüksek ürünler yapmalıyız diye düşünüyorum. Bu mihmalde de açıkçası bizim devletimizden beklediğimiz özellikle üretime dayalı faiz desteği veya daha önce çıkartılan ivme desteği gibi paketlerin oluşturularak yüksek teknolojili, yüksek katma değerli üretim yapan firmalara muhakkak verilmesi gerektiği. Biz üretimi arttırdığımız sürece istihdam da artacaktır, ticaret de artacaktır. Biz de Balıkesir olarak şu anda gelişmekte önümüzdeki yıllara daha umutla bakıyoruz. Evet, şu anda çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ülke olarak, hatta dünya olarak geçiyoruz açıkçası. Ama bu böyle tabii ki devam etmeyecek. 2021'de aşının da bulunmasıyla birlikte en kısa sürede normalleşmeye, hızlı bir şekilde normalleşmeye gireceğimizi ve eskisinden daha iyi olacağımızı bekliyorum. Çünkü bu pandemi dünyada hakikaten dengeleri değiştirdi. Tedarikçilerin ve bakış açıları değişti. Türkiye'nin de ben de Avrupa'ya özellikle çok ciddi anlamda büyük tedarikçilerin biri olacağını düşünüyorum. Rahmi Bey, çok teşekkür ediyorum. Hem Balıkesir halkı hem de sanayiciler, iş insanları ve sizin için iyi bir sene olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hepiniz için sağ olun, iyi yayınlar. Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula'yı ağırladık. Aslında tam kendisi de konuşurken, yani sanayici neler istediğini söylerken önemli bir son dakikada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Yeni yılla beraber reform programlarımızı sunacağız dedi. Ve reformlar ekonomimizi güçlendirecek, demokrasimizin çıtasını yükselteceğiz. Oldukça önemli açıklamalar bunlar. Hem aslında son dönemlerde atılan adımları perçinleyen hem de bununla beraber de yeni reform paketlerinin olacağını söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Açıkladığımız desteklerin ekonomik
büyüklüğü milli gelirimizin %10'unu buldu diyor. Yine arkadaşlarımız son dakikada iletti. Sanayicilerin isteği ise yine önümüzdeki yıl için ivme ve faiz desteğinin devam etmesi, teknolojik üretim yapanlara ARGE desteğinin devam etmesi, rekabetçi üretim yapanlara desteğin sürmesi gibi beklentiler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları da önemli diyelim ve hemen gidelim Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'e. Sinan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle tabii bütün yıl yalnız bırakmadınız. Bizi yılın son yayını yapmakta yine size kısmet oldu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi Sinan Bey öncelikle isterseniz en sıcak haber bu ithalatın kimyasal madde yönünden risk analizine tabi tutulması. Yani TAREX'e ilişkin son değişiklikler, son düzenlemeler biraz bahseder misiniz? Sektörü ve perakendeciyi nasıl etkileyecek bu? Güzem Hanım, biz de çok teşekkür ederiz. Siz de bizim sesimiz oluyorsunuz. Sorunlarımızı ve gündemi sizin aracılığınızla kamuoyuyla paylaşma imkanı sağlıyoruz. O bakımdan ben de bütün Bloomberg çalışanlarına iyi seneler diliyorum sizin aracılığınızla. Şimdi zaten şu an itibariyle bugün uygulanan sistem riske dayalı denetim sistemi. İthalat Genel Müdürlüğü'nün denetim başkanlığında yürütülüyor. Ve şu ana kadar da kusursuz olarak ilerliyordu riske dayalı denetim sistemi. Yapılan değişiklik, öngörülen değişiklik 1 Mart'tan itibaren bazı ürünlerin tek azaltılarak kimyasal risk esaslı denetimden bazı ürünlerin çıkarılarak tüm Türkiye'deki yerleşik laboratuvarlar aracılığıyla test edilmesine imkan sağlayan bir sistem oldu. Ancak bizim önceki yıllarda yaşadığımız çok acı tecrübeler var. Özellikle yabancı menşeli laboratuvarların devletin yönlendirdiği testler konusunda çok ciddi olarak üyelerimizden gerek test fiyatları anlamında gerek test tekniği anlamında çok büyük mağduriyetler yaşattılar. Biz gerçekten aynı durumu yeniden yaşamaktan son derece tedirginiz. 1 Mart'a kadar ertelendi ancak şu ana kadar riske dayalı denetim sistemi mükemmel bir şekilde devam ediyordu. Biz bu şekilde devam etmesini yine İHKİP ve Ekotex tarafından ürünlerimizin denetlenmesini tercih ediyoruz işin açıkçası. Çünkü 2016 yılındaki ithalat rakamlarımıza ve 2019 yılındaki ithalat rakamlarımıza baktığımız zaman tekstil 2.6 milyar dolardan 2016'da 2.6 milyar dolardan 2019'da 1.6 milyara düşmüş. 2020'de ise 1.1 milyar dolara düşmüş ilk 10 ay. Ayakkabı aynı şekilde 2016'da 736 milyon dolar iken ithalatımız 2020'nin ilk 10 ayında 391 milyona düşmüş. Yani %40-45'e varan Her iki grupta da ayakkabıda da ve tekstil hazır giyimde de düşüşler söz konusu. Bu da şunu gösteriyor. Şimdiye kadar alınan kararların, devletin almış olduğu kararların doğruluğunu ve giderek azalan zararlı ve yabancı madde içeren ürünlerin ithalatının giderek düştüğünü ve amaç ihracatı arttırarak ithalatın azaltılmasıysa zaten tekstil ihracatımızın 17.7 milyar dolar iken 2019'da tekstil hazır giyim ithalatımızın onun ancak %10'u olan 1.6 milyar gibi bir rakam olduğunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bu rakamda ülkemize gelen turistlerin satın almak istediği ağırlıklı olarak söyleyeyim Türkiye'de üretilmeyen çünkü hiç kimse döviz ve kur riskini alarak yurt dışında zaten şu ortamda mal yaptırmak istemiyor. Türkiye'de mal yaptırmak istiyor. Ancak Türkiye'de üretilemeyen ürünlerin veya markaların özellikle turistlere hitap eden markaların ithalatını oluşturuyor bu rakamlar. O sebeple de bunun altını çiziyorum. İnşallah biz 1 Mart'ta da ikinci bir düzeltmede bekliyoruz. Gerçekten şu anda bizim perakende sektörünün biraz önce Balıkesir Ticaret Odası Başkanı da dile getirdi. Stopaj, kira stopajları, kiralar konusunda ve pek çok diğer konuda
çok büyük sıkıntıları var. Kapalıyız. Ciro yaptığımız sürenin %50'si gibi bir süre biz kapalı geçiriyoruz. Ve bundan dolayı da maalesef genel giderlerimiz aynı şekilde devam etmesi durumunda perakende sektörü de hızla zayıflıyor ve çok daha kötü noktalara varmadan bazı önlemlerin alınmasını özellikle rica ediyoruz. Bu Tarex'te bizim gümrükteki malımızın bekleme süresini uzatacağından perakende sektörüne olumlu bir katkı sağlayacağını çok düşünemiyoruz. Bizim görüşümüz bu yönde. İnşallah 1 Mart'ta da gerekli bir takım değişiklikler ve düzeltmelerle Tarex sisteminden yeniden biz riske dayalı denetim sistemine devam ettirerek şu anki sistemi devam ettiririz diye derneğimizin görüşünü sizinle paylaşmış oluyor. Peki Sinan Beyaz, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan birkaç son dakika geldi. Yeni yılla beraber reform programlarımızı sunacağız dedi. İşte, tabii her sektörün ayrı bir beklentisi var. Siz de stopajlara değindiniz ama ben şu tarafı daha çok konuşmak istiyorum aslında. Yatırımları destekleyecek, ihracatı destekleyecek, katma değerli üretimi destekleyecek elzem adımlar, ana adımlar, çözümler neler? 2021'de bu konuda sizce ne gibi adımlar atılmalı? Hem teşvik hem de regülasyon ve düzenlemeler anlamında. Şu anda bizim tabii ki bütün dünya perakende sektörünün şu anda yüz yüze olduğu yakıcı bir sorun var. Ve biz bu sorunla şu anda baş etme peşindeyiz. Tabii ki ihracatımız 2020 rakamlarına baktığımız zaman tekstil ihracatımız 2020'nin ilk 10 ayında 15,5 milyar gibi bir rakamı görüyoruz. Şu anda da zaten geçen ayki verilere göre tekstil hazır giyim sektörü özellikle pandemiye yönelik üretiminden dolayı çok ciddi anlamda bir atılım içerisinde. Şimdi bizim önümüzde bir takım belirsizlikler var. Şimdi bu belirsizliklerin özellikle yurt dışı ihracatında, ihracat bacağında Türkiye'nin pandemiye yönelik ürünler ve de yakın pazarlar Avrupa ve çok yeni imzalanan yine İngiltere ile serbest ticaret anlaşması çerçevesinde hızlı sevkiyat yapabilmemizi, özellikle hazır giyimde hızlı sevkiyat yapabilmemizin olanak içinde bulunduran bir durum içerisindeyiz. Ve uzak doğudaki rakiplerimizden de bu anlamda pozitif ayrışıyoruz. Bizim burada en önemli isteklerimiz iç piyasaya yönelik, özellikle yabancı turiste biz çok fazla satış yapıyoruz biliyorsunuz. Bir an önce aşıyla beraber iç piyasaların açılmasıyla beraber bizim perakende sektörünün eksiksiz bir şekilde yoluna devam edebilmesi. Ancak şu anki koşullar maalesef perakende sektörünün esnafa kiralama konusunda bir takım destekler verildi. Ancak markalarımızın bu desteklerin hiçbirinden zaten faydalanma gibi bir durumu söz konusu değil. Öte yandan bizim önerimiz devlete hiçbir yük getirmeyen ve devletten herhangi bir para da istemediğimiz bir öneri. Çok da pratik bir öneri. Biz diyoruz ki cadde mağazaları, özellikle cadde mağazalarında kiralarda pandemi süresince kapalı kaldığımız süre koşullarında %50 kira indirimi yapılsın. Mülk sahiplerinin de bu %50 indirimleri önümüzdeki 3 yıl içindeki gelir vergilerinden mahsup edilsin. Ve bu şekilde perakende sektörü şu anda, şimdi pazartesi gününden itibaren bizim telefonlarımız susmamaya başlayacak. İşte diyecekler ki şu alışveriş merkezi bize tam fatura kesmiş. İşte şu dükkanlar bize indirim yapmamış. Gerçekten bu konuyla ilgili çok ciddi bir önlem alınması gerekiyor. Ayrıca ortak alan yönetim giderleriyle ilgili de sizin aracılığınızla Ticaret Bakanlığımıza da bir duyuruda bulunmak istiyorum. Uzun zamandır bunu bekliyoruz. Şu anda markalarımızın gerçekten dayanacak gücü de kalmadı. Hesap verilmeyen genel gider faturalarından dolayı perakendeci gerçekten şu anda çok zor durumda. Yurt dışına yönelik çalışmalarda ise e-ticaret bizim önümüzdeki günlerde önemli bir kurtarıcımız olacak diye düşünüyoruz. Çünkü e-ticaret rakamlarında yaptığımız yurt içindeki lojistik yatırımlarıyla beraber önemli artışlar görüyoruz. İnşallah bunu yurt dışına da
kaydıracağız. Çünkü yurt dışında da ürünlerimize yönelik, çünkü kur şimdiye kadar yaşamış olduğumuz kur dövizin hızlı artışından dolayı TL cinsinden ürünlerimiz yabancı alımcıların çok rahat ve fazla alım yapabileceği bir noktaya geldi. Bu rekabetin avantajını sağladı. Sürenin sonuna geldik ama Sinan Bey, İngiltere'yi konuşmadan kapatmayalım. Bir iki cümle onu da ekler misiniz? Son serbest ticaret anlaşması ve tabii İngiltere pazarı çok önemli Türkiye için. İngiltere pazarı çok çok önemli. İhracatçılarımızın ve markalarımızın kafasında bir soru işareti vardı. Bildiğim kadarıyla İngiltere bizimle beraber pek çok ülkeyle de serbest ticaret anlaşması yaptı, ancak bizim tekstil hazır giyim konusundaki hızlı sevkiyat ve kalite avantajımız devam ediyor. Biz bunu 2020 yılında da hızlı ve sık sevkiyat konusundaki rekabetimizi, Uzak Doğu'ya karşı yapmış olduğumuz rekabeti İngiltere ile yapmış olduğumuz ticaret anlaşmasında da öne çıkaracağız gibi görünüyor. Bu bizim için çok iyi bir haber oldu. O bakımdan 2020'ye bu anlamda pozitif bir haberle de girdiğimiz için mutluyuz. Sen önce hem size hem de Birleşmiş Markalar Derneği'ndeki tüm işverenlere, tüm şirket sahiplerine ve çalışanlara iyi bir sene, sağlıklı bir sene diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız çok için. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Arenin arkasından araştırma müdürümüz Cumhur Örnek'le beraberiz. Şimdi yılı Cumhur'la kapatacağız ama bu sefer sizin sorularınıza cevap vereceğiz yılın son yayınında. O yüzden lütfen bizi yalnız bırakmayın. Bloomberg.at Twitter adresine sorularınızı sorabilirsiniz. Borsadan dövize kadar merak ettiğiniz neler varsa, önce kısa bir ara ama. Hayırlı seneler, bol kazançlar. İnşallah. Güzel bir seneyi geride bıraktık. Hani seninle burada programlandığımızda. Ama iyi haber, kötü haber, ekonomideki inişleri çıkışları da beraber anlattık. İnşallah 2021 daha makul bir sene olur. Herkes için, yani Bloomberg ailesi için de gerçekten zor bir seneydi. Son düzlükte fena değiliz. Biz de daha iyiyiz. Hem pandemi hem de ekonomide atılan adımlar, piyasaların iyileşmesi bizim de yorumlama kabiliyetimizi biraz daha rahatlattı. Evden eve fokus yaptık, hatırlasana. Gerçekten öyle, zordu. Yani evden yayın yaptığımız dönemler, ama bu zor seneyi yine Cumhur Örnek'le kapatacağız. Cumhur, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür gerçekten ederim. Sana da bütün yıl bana eşlik ettin. Ve bir eşlik edenimiz daha vardı ki yıl boyunca, o da Deniz Yatırım'ın sevgili araştırma görevlileri ve çalışanları. Barbaros, hoş geldin yayına. Güzel, merhaba, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi yılı kapatıyoruz. Hemen söz sana vereyim. Şimdiden bu arada Deniz Yatırım ailesine ve sana da mutlu, iyi bir sene diliyorum. Nasıl kapatıyoruz yılı ve 2021'e neler damgasını vuracak, onu sorayım sana son yayında. Çok teşekkürler. Biz de önce size, sonra tüm yatırımcılara 2021'de önce sağlık, daha sonra hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Yılın son işlem günü. Son iki günde yine yabancı ilgisinin olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 500 milyon gibi bir para girişi oldu tekrardan. Bu bizi sıcak tutuyor. Teknik olarak önümüz açık. 1500'lü seviyelerin Ocak ayında beklediğimizi söylemiştik. Fakat daha yıl bitmeden neredeyse oraya geldik. 1500'e yaklaştıkça kademeli satış veya bizim diğer asıl tercihimiz 1450, şu an destek ve stop loss seviyesi teknik olarak gördüğümüz yer. Ve bu seviyeyi gittikçe yükseltiyoruz ki elde ettiğimiz karlar, en azından bunları realize etme fırsatımız olsun. Bu stop loss seviyesini yükselterek piyasayı takip etmek doğru bir strateji olur görüşündeyiz. Yeni yılda yine bankalar başta olmak üzere taleplerin devam edeceğini düşünüyoruz. Yabancı talebinin de. Sayın Erdoğan'ın açıklamaları oldu. Yılın ilk günlerinde herhalde reform paketi büyük ihtimalle gündeme gelecek. Bunlar tabii piyasayı hep olumlu olarak etkileyen faktörler. Bunları yakından takip edeceğiz. Tekrardan iyi seneler diliyorum. Görüşmek üzere. Barbaros, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Deniz Yatırım'dan Ali Barbaros Demir'in görüşlerini aldık ve hemen dönüyorum Cumhur Örneği'ye. Cumhur, Curve'ün başındasın bugün bizim için. Evet. Neyi hesaplıyoruz? Neden bu tabloyu yaptın? Dövizde kim nereden aldı? Ne kadar karlı ve yılı nasıl kapatıyoruz? Evet Güzel, şimdi geriye dönüp baktığımızda bir zaman negatif reel faizi konuştuk. Dolardaki yükselişleri, çıkışları piyasadaki tansiyonu aktarmak anlamında kullandık. Geriye dönüp baktığımızda özellikle öncelikle beklentileri, fiyatlamaları ve düzenlemeleri de konuştuk. Tabii bu dönem içerisinde geriye dönüp baktığımızda işte Ocak ayının
aralığa kadar hikayesi hep farklı oldu. Şöyle her ayın iş günü dolar Türk lirasını kapanış fiyatından alıp tamamen bir matematik üzerinden bazı varsayımlarla, ki bu nedir? Birincisi aylık işte birinci gündeki kapanış kuru. İkincisi nedir? Ağırlıklı fonlama maliyeti ve dolar üzerindeki LIBOR faizlerini kullanarak günlük olarak bir fonlama maliyeti oluşturduk. Dolayısıyla hep konuşuruz ya, ya Ocak ayında 5.95-75'ten alınan dolar şimdi gerçekten 7.34 ile arasındaki makas alınıp mı kar hesaplanmalı? Veya işte Temmuz ayında hatırlayın 6.85 vardı, genel anlamda hep orada duruyorduk. Temmuz ayında alan o 6.85'ten kur şu aşamada bu fonlama maliyetleriyle nereye geldi? Biraz ona bakalım istedik ki bundan sonra da hesabı açıkçası böyle de yapmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Zira 7.34'ten alınmış şu anki bir doların acaba 6 ay boyunca faizler %17'de kalırsa başa başı nereye gelir? Mevcut koşullarla dolar kuru gerçekten oraya gider mi? Yabancı para mevduatlar bu konuda altında, euroda veya dolarda tutulduğu zaman başa baş seviyesi nereye geliyor? Bu noktada karar alıcılara bir matematiksel hesap verelim. İstedik. Şöyle baktığımızda Ocak ayında 5.95-75'in maliyeti söylemiş olduğum varsayımlarla yola bakacak olsak 6.60'a kadar yükseliyor. Yani dolar TL %25 yükseldi ama hiç yapmasaydınız, Türk lirasında dursaydınız da bunun %10.7'sini alabilirdiniz. Yani burada şunu söyleyebiliyoruz. Enflasyon eğer Ocak'tan TL buraya kadar bakacak olursa manşet enflasyon 14'ün altında. Pazartesi bizim çıkan ankette 14.25'e gelmesi bekleniyor. Buradan bir şey var, aşağıda TL'yi tutanlar veya gıda enflasyonuyla karşılaştırsak yine öyle. Kabaca şöyle bir hesap daha yaptık. Yeşiller ve kırmızılar en alt kalemde hangi ayda ilk iş gününde işlem yapılsaydı, işte bahsetmiş olduğumuz varsayımlarla bugünkü kurun altındaydı veya üzerindeydi şeklinde bir açık baktığımız zaman özellikle Eylül ayından sonra 7.37'de alınmış olan maliyetler şu an 7.70'e geliyor. Ve 7.70 şu anki mevcut seviyenin üzerinde kaldı. Yatırımcılar o noktada dolar tercihlerini kullandılarsa aşağıda kaldı gibi gözüküyor. Yılın genelinde rekabetçi kur söylemi vardı ve o çerçevede alınan dolarlar TL fonlama maliyetini bile koysak hala artıdı ama bundan sonrası için acaba bu sorunun cevabı hala kalacak mı? %17'lik faiz acaba bugün de açıklanacak olan yabancı para mevduatlarda bir çözülmeye neden olacak mı gibi bir sorularla karşı karşıyayız. Peki Cumhur, birazdan seninle devam edeceğiz yayına, izleyicilerin sorularını da aktaracağız ama şimdi SPK tebliğini ortaklıktan 27.3 sayılı ortaklıktan çıkarma ve satma haklarına ilişkin bir tebliğ yayınlandı. Tebliğe baktığımızda özellikle detaylarda son değişikliklerle beraber kurulumuz nezdinde bu kapsamda yürütülen ikinci düzenleme çerçevesinde SPK'nın yapılan değişiklikler ve piyasadan giren talepleri de dikkate alarak ortaklıktan çıkarma ve satın alma satma hakları tebliğini düzenlediler ve burada detaylarda hakim ortak konumu için belirlenen oran, sermaye artırımları için öngörülen istisna, yönetim kontrolü ile eş anlı olarak hakim ortak konumunun elde edilmesi, satma hakkı sürecindeki değişiklikler, çıkarma hakkı sürecindeki değişiklikler ve hakların kullanım bedeli diye maddeler var. Detayları konuşacağız. Forset Danışmanlık kurucu ortağı Tuncay Yıldıran olacak şimdi telefon hattımızda. Tuncay Bey, hoş geldiniz yayına. İyi yayınlar Gizem Hanım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Tabii çok kısa bir zaman önce geldiğinden dolayı ne kadar bakabildiniz detaylara bilmiyorum ama bu hakim ortak konumu için belirlenen oran ve sermaye artırımları için öngörülen istisnalar neler dikkatinizi çekti başlıklar içinde? Tekrar yayınlar. Tebliğ değişikliği yapılan benim görebildiğim en önemli değişikliklerden bir tanesi. Daha önce tebliğde birlikte hareket edenler diye bir ifade vardı aslında, o ifade korunuyor ama bu kez tebliğde bu birlikte hareket etmenin ne olduğu ortaya konulmuş. Bu dördüncü maddede yapılan bir değişiklikle. Aslında oranda bir değişiklik yok. Eskiden de %98'di, şimdi de %98 ama sizin de işaret ettiğiniz gibi bir tane istisna maddemiz var. Bu madde diyor ki eğer bir bedelsiz sermaye artırımı yahut da bir payların sınırlandırılmadığı bir bedelli sermaye artırımı nedeniyle mevcut ortaklar eğer bu oranı aşıyorlarsa bu durumda satma veyahut da ortaklıktan çıkma hakkı doğmaz diye bir hüküm var. Benim görebildiğim, tabii kelime kelime karşılaşma imkanım olmadı sizin de ifade ettiğiniz gibi ama benim görebildiğim peki, önemli değişiklikler... Ben hızlıca okuyayım isterseniz. Sermaye artırımları için öngörülen istisna var. Az önce anlattığınız... Doğru.
Bu muydu? Diyor ki hemen evet. Hızlıca peki o zaman onu geçiyorum. Bir diğeri de satma hakkı sürecindeki değişiklikler. Satma hakkının kullanılmasında ilgili ortaklığın pay değerinin tespit amacıyla değerleme raporunun hazırlanması için öngörülen süre hakim ortak tarafından yapılacak özel durum açıklamasını takip eden en geç bir ay. Satma hakkının kullanılması için öngörülen süre ise değerleme raporunun özetinin kamuya açıklanmasını takip eden 2 ay olarak belirlenmiştir. Ayrıca satma hakkı bedelinin pay sahiplerine ödenmesine ilişkin süreç kısaltılmıştır. MKK'ya bildirilecek olup oradaki hüküm eklenmiştir. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şöyle aslında biraz önce hani detaylarına bakmadığım dediğim mesele ana başlıkları itibariyle ifade ettiğiniz gibi fark ettik ama tabii hani kelime kelime bazında. Şimdi biraz önce söylediğiniz gibi aslında bu ortaklıktan çıkma yahut da ortaktan ayrılma hakkının kullanılmasında payın değerinin belirlenmesi eskiden çok daha farklı bir süreçle yürüyordu. Oradaki süreç şöyle işliyordu. Kamuya aydınlatma yapıldıktan sonra, kamuya açıklama yapıldıktan sonra eğer ortaklardan bir tanesi başvuru yaparsa başlayan süreç değiştirilmiş görülüyor bu mevzuatla. Bu ortaktan çıkma yahut da satma hakkının ortaya çıktığı durumdan itibaren bir ay içerisinde bu değerleme raporunun alınması ve bu bir ayın sonundan itibaren ortaklıktan çıkma hakkının 2 ay içerisinde tamamlanması gibi bir süreç. En azından eskiden var olan süreci birazcık daha revize edilmiş ve anlamlı hale getirilmiş evet. gibi görünüyor. Burada tabii şey de var, fiyatın belirlenmesinde ciddi bir değişiklik var. Burada daha önce hatırlarsanız diğer tebliğlerde de benzeri bir yaklaşım söz konusuydu. Neydi bu yaklaşım? İşte Yıldız Pazar'da eğer ilgili pay işlem görüyorsa bir ay, Yıldız Pazar dışında işlem görenler için ise 6 aylık bir periyotta ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması şeklinde bir hesaplama yaklaşımı bu tebliğde de öngörülmüş. Tabii burada bir başka kriter daha var. Eğer bunların ortalaması ile bir zorunlu pay alım teklifi oluşuyor ise bu değişiklik sonrasında bu paylarla karşılaştırıyor, bu fiyatla karşılaştırıyorsunuz ve hangisi yüksekse onu dikkate alıyorsunuz. Tuncay Bey çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Birkaç detay daha var gün boyunca yine onları da size aktarmaya çalışacağız. Cuma söz verdiğimiz gibi son 5 dakika izleyici sorularını Hadi. Ayıralım istersen. Hızlı hızlı yönelteyim sana. Bir izleyicimiz şunu sormuş. Sen de yardım et ama. Tamamdır. Diyor ki eğer diyor swapları kullanmayacaksak Merkez Bankası rezervleri nasıl arttıracak? Swaplar giderek rezervlerin içerisinde azalacaksa döviz alımı doğru bir tercih mi? Şimdi Merkez Bankası'nın mülkiyetinde olan yani brüt rezervler, net rezervler. Zaten bu tanımı 2019'dan beri hep konuşuyoruz. Şimdi Merkez Bankası'nın uhdesine geçecek mülkiyet hakkına sahip oldukları nereden geliyor? Reskont kredilerinden gelebiliyor. Ondan sonra işte dönüyorsun doğrudan döviz alım ihalesi açabilir. O olabilir. Ama sonuçta bu zamana kadar şu son dönem içerisinde Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığın zaman zaten swap'ın payı azalırken rezervlerde 83 milyondan 92 milyon milyar dolara giden bir süreç de var. Dolayısıyla portföy akımları içeriye gelmeye başladıkça Merkez Bankası'nda rezervleri birikmeye başlayacaktır. Benim algım da şu, şeffaflık ve öngörülebilirlik adına atılan her adım dışarıda karşılık buluyor. İçeride de umarım önümüzdeki dönemde bir karşılık bulur ve bu şekilde biz de bu şeyin içerisinden çıkarız. Böyle hızlı hızlı cevaplayayım. Peki borsadaki yükseliş sürdürülebilir mi? Buradaki konu şu, endeks bazında konuşuyorsak belki de bir soluklanma sürecine geçebilir. Bu şey değil. Ama 2020'de de şunu gördük ki doğru hisse seçimi ya da doğru portföy tercihlerini yapanlar belli ölçüde endeksin fersah fersah üstünde gelirlere veya getirilere sahip olabildiler. O yüzden de mesela bu senenin en büyük şeyleri neydi? Ekonomik gerçeklerle piyasa fiyatlamaları birbiriyle örtüşmüyor. Bu ortada. Sanayi şirketleri gerçekten gelmiş olduğu eder değere ulaştı mı? Daha potansiyel sunuyor mu? Şirketler daha az çalışanla daha verimli bir hale gelecekler mi? İş modelleri değişecek mi? Hani belki en son dönemde biz neyi gördük? Bankacılık endeksinin aradaki farkı kapattığını. Ama bir de unutmayalım ki şirketlerin bilançolarının bir üstünde de bizim jeopolitik risklerimiz sıralanıyordu. Şimdi onlar da bir eğer elimine edecekse, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl hani mesajında vardı. Hani reformlara hız vereceğiz, daha farklı konumlara gideceksek eğer sektörlerin doygunluğunun haricinde yukarıdaki
jeopolitik risklerin de elimine edildiğini görebiliriz. O yüzden de potansiyel hala gözüküyor. Peki son soru, bununla da bitireceğim. Bir çok kısa bir cevap. Hangi fonlar öne çıkacak? Hisse senedi fonları dışında benim gözlemleyebildiğim kadarıyla ilk çeyrekte TL cins enstrümanların ağır basacağı. Çünkü 4 tane ben de portföy yöneticisiyle, fon yöneticisiyle konuşup bir haber yazmıştım. Bloomberg HT'den takip edebilirsiniz. İlk çeyrek TL enstrümanlar ama sonra tekrar Eurobond gibi döviz cins enstrümanlar da olabilir deniliyor. Şu anda eğer enflasyon görünümümüz mevcut yapı içerisinde %11'lere gelecekse bizim 12 ay sonra %14-15'lik bu 10 yıllık faizler, 2 yıllık faizler cazip gibi gözüküyor. Dolayısıyla senin söylediğin dönemi orası kapsıyor. Katılırım. Şu ilk 6 ayı biz fiyat istikrarını sağlayacak şekilde atlatabilirsek, bir de hani Merkez Bankası veya kamu kurumlarının düzenlemelerinden sıyrılıp piyasa kendi dengesinde arz talebi oluşturabilirse daha güzel bir yıl görebiliriz inşallah. Çok teşekkürler Cumhur, aktardıkların için. İlk çeyrek Türk lirasının yılı olacak gibi bir hava var. Yani en azından beklentileri böyle. Piyasa uzmanlarının fokusu burada kapatıyoruz. Herkese şimdiden mutlu bir sene dileyelim ama saat 14'te ben yine karşınızda olacağım. Cumhur'da 15'te. Hoşça kalın.